IQ'lardan falan bu. Herkese selam arkadaşlar, ben Vahit. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber midde Yasuo oynayacağız. Şu an dünya Yasuo birincisi Pizzeng'in yeni bir build'i var. İlk önce mahvolmuş kralın kılıcı, sonra üçlü kuvvet oluyor arkadaşlar. Değişik bir build ve efsane. Gerçekten uzun zaman sonra güzel bir Yasuo videosu yaptım ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yanlışlıkla ben bilgisayar parçalarımı değiştirdiğimde driver güncellemesini yaptıktan sonra kayıt aldığım programda mikrofonu bağlamayı unutmuşum. O yüzden kayıtta sesim hiç çıkmıyor. Aslında sizlere direkt göstereyim. Şu anda hani görüntüyü değiştirdim. Video boşa gitmiş oldu ama boşa gitmesin diye sizlerle beraber sohbet muhabbet edip oyunu anlatıp neden Yasuo videosu çektiğimi, ne yaptım, ne ettiğimi buradan sizlerle konuşarak anlatacağım. Haberiniz olsun. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Eğer ki çok güzel bir video olmasaydı yani yapmazdım bunu. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Pentakill falan var. Felaket. Şimdi arkadaşlar Yone'ye karşı oynuyoruz. Ben bitkinlik tercih ettim. Şöyle ki bitkinliğin çok daha iyi olacağını düşündüğümde aldım. Çünkü karşıda hem Vi var hem Yone var. Ve yani 20-25 killi, pentakilli mükemmel ötesi bir oyun olduğu için sizlerle beraber şu anda videoya devam ediyoruz. Diyelim. Şimdiki şöyle. Yani ilk defa böyle bir şey sonuç. Yani uzun zaman sonra önceden Kha'Zix oynadığım bir videoyu da böyle yapmıştım. Ama 2,5 sene falan oldu. Her neyse. Yasuo yöneme çabı birazcık sıkıntılı geçiyor ama. Şimdilik iyi. Ben burada ne dediklerimi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi şuraya bir tane totem atalım. Vi gelirse onu görmemiz için. Çünkü Vi artı Yone'ye karşı gerçekten çok dikkatli oynamam gerekiyor. Eğer ki gank yersem patlarız. Yone'de Ignite var. Bende Exhaust var. Bunu tekrar hatırlayalım. Ve devam edelim. Bu arada her videoda söylüyorum Yasuo oynarken. Yasuo benim ilk elmasa çıktığım karakter. Yani ilk önce elmasa Yasuo ile çıkmıştım. Ben de bir aralar çocuktum ve Yasuo oynuyordum. Bilmiyorum. Yasuo'yu bıraktığımda lig atlamaya başlamıştım ama elması bununla çıktım. Her neyse. Yone ile beraber 3. Q'ları kaçırdık. Şimdi bu build'in nasıl bir amacı var bilmiyorum ama üçlü kuvvetten sonra Fatih, Fani Hatırat, daha sonrasında Randuin'e gideceğiz. Bu arada buraya yardıma gideceğim derken bir anda Yone'ye geri döndük. Burada sanırım iyicene darladık. Lethal tempo açıldı ve flash'ını aldık. Aynı zamanda yukarıdan Shen gelmiş desteğe. Dur bakalım burada bir şeyler yapabileceğiz mi? Gayet iyi. Yani burada sanırım bir kill çıkaracağız derken tutuştur geldi. Ah be. Ya burada aslında düz vuruşla falan kesip daha sonrasında sıçrayla çıkmak istemiştim ama her türlü killimizi aldık. Birebir devam edelim. Derken bu arada burada Sejuani ile Shen'in efsane kapışması var. Ölecek mi? Ben biliyorum öleceğini. Ama sonra Shen de ölüyor. Gayet güzel. Ya çok değişik bir video oldu ya. Arkadaşlar iyi bekleyin. İleride şov yapıyorum. Şov. Aa olay bu. Nız yani. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım güzel eğlenirsiniz. Yine de. Bu arada arkada tatlı bir müzik koymayı unutma. Ekrem Jim. Şimdi koridor iğrenç ötesi kaldığı için koridorumuzu düzelttik. Daha sonrasında görüş almaya bir yerlere gidelim. Şuraya bir totem atacağız. Büyük ihtimalle Vi aşağısı katılı bu sefer oynamak isteyecektir. Biz de mid lane'e oynarken arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde oynuyoruz. Gank yersek patlarız. Jimcik. Yone vs Yasuo aslında gayet okey Yasuo için. Çünkü W'sunu uzaktan basabiliyor ama Yone iyi oynarsa keser. Ama Yasuo'nun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şöyle şuraları da ittirelim. Daha sonrasında da tekrar bir adım geri çıkmamız gerekecek. Koridoru freezlemesini istemiyoruz asla. Bu arada burada şöyle bir olay var. Ben level farkı yedim. Koridorum kötü kaldığı için Yone erkenden 6 olacak. O yüzden bu wave'i hızlıca ittirelim. Daha sonrasında base'e gideceğiz. Ve eşya alıp avantajlı bir şekilde geri dönmeye çalışacağız. Ya videoyu da yaklaşık böyle bir yarım saat önce çektiğim için ne dediğim ne olduğunu aşırı iyi aklımda hani biliyorum. Şimdi ayakkabıyı aldım, geri geleceğim. Bu bana büyük bir avantaj sağlayacak. Böyle bir şey yapmam lazımdı çünkü gördüğünüz gibi Yone 6. seviyeye ulaştı bile. 6'ya 5 kapışmayalım. Ekrem devam. 6'ya 6 şimdi oyun vakti. Burada ulti atabilirdik ama dedim devam edelim. Daha fazla vurduktan sonra belki yaparız diye. Hop Q'yu oy gank yedik. Gank'ten kaçmam lazım gibi. Okey. İyiyiz. 2v1'e de varım bu arada. 2v1'e de varım gelin. Evet 2v1. Beklediğim 2v1 sonunda geldi. Şimdi ben senin içinden Yone'ye şöyle kayalım derken arkada Sejuani'nin ultisi de gitti. Ama gayet güzel bir kill. İkinci kill geliyor mu? Hoppa. Nice. Efsane.
Yani aslında trolleyip başlamıştık oyuna ama Yasuo'da 2 tane daha kill aldığım için şu an aşırı güçlendim. Buradan plate'leri de emeceğiz. İlk eşya zaten mahvolmuş kralın kılıcını almam gerekiyor arkadaşlar. Hani gerçekten şu sıralar ilk eşya bunu olunca inanılmaz hasar çıkıyor ve çok güzel. Normalde şu an base atmam lazım ama bir tane daha plate almak için birazcık abartıyorum. Ama yine de bu plate alıp daha sonrasında base'e gidip eşyalar alıp geri döneceğiz. Şimdi geldik bakalım. Burada büyük bir olay var. Bizim Sejuani'yi trolledi. Burayı yetişebilecek miyim bilmiyorum ama Yone birazcık da hareket hız alacak derken büyük bir savaş geliyor. Burası efsane. Attık köyü ulti. Nasıl bir kişiye atabildim bilmiyorum burada ama 2-1 sonucunda flash ve gayet güzel bir double kill. Neredeyse double serifini almış diğerini ama gayet iyi. Gayet iyi. Ne diyor? Ben burada zaten şaşırmışım ve patlamışım. Ne diyorsun sen ya? Yapıyorum ben. Helal olsun devam diye. Arada tepkilerimi de göstereyim. Bir yerde kafayı yiyorum. İçime bir anda Yasuo şeyleri kaçtı benim. Bir daha bu kadar iyi oynarım da. Ben tekil ben tekil hani. Zor baba. Buradan plate'leri tekrar emmeye başladık arkadaşlar. Aslında koridor içerisinde böyle bedava. Şurada aldığım 160 altın o kadar değerli ki. Yani bir kill'in yarısı. Yani asist gibi bir şey. Buradan bir tane daha plate zorlayacağız ve efsaneyiz. Ama emin olun o plate'i alamayacağım. Son anda oto hata. Tak kaçırdım. Plate gelmedi ama sıkıntı yok. Bizim 1800 para ihtiyacımız var base'e gitmeden. Ebelik onu. Daha sonrasında da botırk bitecek. Bizim bu yöne ile aramızda bir sıkıntı çıktı bu arada ya. Benimle çok kapışmak istiyor. Gel bakayım. Ya gel. Gel kardeşim. Girdim. Evet. Şu kaçtı. Evet. Ay. Ay. Merhabalar. İyiymiş lan. Ne oluyor ya burada? Hayır. Zınk. Ben kaçar. Mı. Aşağıdan Kalista ile Renata geliyor. Burada galiba büyük bir sıkıntı. Yapma. Burada diyorum ki ah be Seraphine az daha geliyordu diyorum. az daha kaçıyorduk arkadaşlar ama sıkıntı yok benim. Ya burada 2 kill almaya sebep oldum. Bir tanesini de asist aldığım için gayet iyi bir play yaptığımı düşünüyorum. Hatta 4 kill almışız. Devam. Şimdi biz birazcık aşağıları itelim. Birazcık split atmak istiyorum ama burada Kalista'ya karşı da birebir atabilirim diyeceğim ama yani eşyasını bitirmiş. Shield buff var o yüzden birazcık korkmaya başladım. Böyle bir geri çekilelim. Yani aslında burada bekleyip bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm ama birazcık trollüyor gibiyim. W'mla beraber yaşar mıyım derken Shen geldi buraya ve buradan rahat bir şekilde kaçtım. Lazımdı böyle bir şey. Böyle bir şey lazım. Neyse Shen'in ultisini almış olduk. Evet şimdi burada bir olay çıkacak gibi. Ben de şimdi iyicene odaklandım buraya bakalım. Üzümkiler Dragon'u savaşacak ama ben burada Kalista ile birebir derken 2v1'i yine gördük. Yani neyse ölmeyeceğim galiba. Gayet iyi gayet iyi. Ben burada W'u nerede nasıl attığımı görmedim ama her neyse. Ejder'i almışız. Şu an bir geçiş aşamasındayız. Yani eşyaları bitirdikten sonra gerçek anlamda inanılmaz olacağız derken burada Kalista'nın ultisini maalesef unutuyoruz. Kalista ultisiyle kaçırdı Renata'yı ama okey yani aldık en azından. Bu arada oyundaki en güçlü şeylerden biri de şu Kalista Renata inanılmaz iyi oluyor ya. Stack bıraktığı için. Oy bir dakika benim ultim yok burada. Geldi double kill. Bu arada çevirdiğim en iyi EQ'lardan falan bu. Ben bu arada kendime şaşırmaya devam ediyorum. Video çekerken ne diyorsun sen ya? Hayırdır falan diye. Ben bir tribe girdim bu videoyu çekerken arkadaşlar. Ama siz emin olun size bir tane daha Yasuo videosu çekerim. Hatta Vayne videosu da çektim. Vayne videosunun da sesleri kapalıymış. Kafayı yedim ben neyse. Sen bir malsın ya mal. Burada base'e gidip eşyaları tamamlayalım. Yavaştan. Mid'de zaten bir sürü farm bıraktık. Sıkıntıya gireceğiz. İlk eşyayı tamamladık. Burada daha sonrasında da üçlü kuvvet için öyle birkaç eşya alacağım. Pırıltı ile beraber bir AD ile devam edelim. Şimdi Yone 10 level. Ben daha yeni 10 olabildim. Burada birazcık sıkıntı var. 6 tane kill'im de olsa maç birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Ama daha bu build'den kimse haberdar değil. Öyle bir build oldu ki fark etmeyecek. Fark etmeyecek. Yani üçlü kuvvet için biraz düşündüm. Hareket hızı, saldırı hızı vesaire. Daha sonrasında vurdukça AD'niz falan artıyor. Artı pırıltı sayesinde ilk Q'nuz falan böyle ekstrem vuruyor. Bunu tabii 2 saniyede bir falan sürekli
gerekli. 1.5 saniyede bir hatta. İlk vuruşunuzu güçlendiriyorsunuz. O yüzden iyi olmuş. İyi olmuş. Ama yani bu build'de sizden de beklediğim hani bu build sizce nasıl? Hani az sonra gördükten sonra potansiyelini nasıl olduğunu bir yorumlarda konuşalım. Neden iyi, neden kötü? Bence muazzam ötesi iyi. Yani ve neden iyi olduğunu tam çözemedim. Çünkü kritiğim olmamasına rağmen çok güçlendim bir anda. Zaten normal şartlar altında sadece botırk bile yetiyor. Aslında Yasuo'ya Sunfire veya işte bu Iceborne Gauntlet mi neydi? Buz ateşi eldivenimi ne? Onu alıyorlardı. Neyse. Burada Shen'le bir küçük bir takas gireceğiz ama yani sanırım buradan çok bir şey çıkmayacak. Ben hemen karşı ormanı almaya gideyim. Buralar böyle bedavayken. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz haritada Garen'i görüyorsunuz. Garen'le beraber sürekli fight atmaya çalışacağınızda burada top lane'i ittirip üzerine karşı ormanın 3 tane orman kampını alıyorsunuz. İnanılmaz güçleniyorsunuz. Yani insanlar genelde farm yapmayı çok unutuyor oyunlarda. Yani ve oyunda level olarak, altın olarak çok geri düşüyorlar. Çünkü bir şeyler deneyip ölmek yani direkt iptal ediyor sizi. Burada 3 kamp aldım. Artı top lane'i 2 kere ittirdim. Bir de Shen'i kesersem zaten inanılmaz iyi olur ama burada Shen'i kesmem çok muhtemel değil gibi ama güzel bir hasar bıraktık. Üçlü kuvvet için para kasmaya devam ederim. Yani Shen burada birazcık nedense beni kızdırdı. Yani burada bir kill çıkar mı derken bir anda selamın aleyküm oldu. Yone ve duvar bana kalın geldiği için bir de flash'e adam attığı için burada bayıldık ya. Ya duvar harbiden kalın geldi. Burada aslında ölmemem. Ya çok tilt oldum. Ama neyse en azından bir asist aldık burada. Ve Doran'ı satıp üçlü kuvveti aldık. Şimdi asıl olay şimdi başlıyor. Yani Trinity Force artı mahvolmuş kralın kılıcı efsane iki eşya. Ya şu ikisi yerine shield blow ebedi mi bu ikisi mi dersen tartışılır o kadar diyeyim yani. Ve oyun içerisinde kaç hasar vurduğunu da göstereceğim sizlere. Hem Botur hem Trinity ayrı ayrı. Şimdi bu Yone benle birebir atar mı? Bak hala bir seviye üstüm benden. Benden aşırı korkuyorlar. Şu Trinity'yi bir deneseydim keşke yani. Neyse. Neyse abi. Var mı burada? Gayet güzel. Sanırım burada Shen'e bir atlarız diye düşünüyorum ya. 3 aşağı 5 yukarı birazcık vuralım şu adamı da bir kendine gelsin. Hoppa. AQ güzel combo çıkardık. Bir kill geldi. Burada sanırım kaya kaya kaçacağız Yone'den. Ben bu canlı Yone'ye karşı oynamam çok muhtemel değil ama şunu fark edin. Savaş esnasında üçlü kuvvet sayesinde benim AD'm artıyor. Yani her vuruşumda saldırı gücüm artıyor. Öyle bir özelliği var üçlü kuvvetin derken. Burada benim daha önce de aldığım kurtları tekrar alalım. Bunlar yani fark etmeden şu an yaptığım hareketler beni aşırı öne geçiriyor arkadaşlar. Karşı ormanı almak baya iyi bir şey. Rakip ormancı exp alamıyor. Onun exp'ini siz alıyorsunuz falan. Aradaki fark bu şekilde açılıyor genelde oyunlarda. Şimdi zaten 3 level fark atmışız artık bu arada Shen'e. Shen iyice dağılmış gibi. Bu arada el enerji arkadaşlar. Videoda da slim lattesini içtiğimi söylemiştim. Hell Enerji'nin çok güzel olduğunu söyledim. Benim sponsorum sizler de isterseniz açıklama kısmındaki linkten bakabilirsiniz. Hell Enerji slim latte. Gayet güzel bir tadı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Sponsor diye değil hakikaten sarıyor. Geliyor arkadaşlar. Ben coşkuyu da aldım. Şu an %38 kritik şansım var. Sıkıyorsa benim önüme gelsinler derken Renata'ya son anda kaçıyor. Bakalım burada bir savaş istiyorum ben. Biri bende savaşsın. Çok güçlüyüm ya. Var mı bir şey? Dur bakalım. Kalista'yı burada midde kapatalım. Arkamdan da Renata gelecek. Ona dikkat etmem gerekiyor. Burada sanırım fokus atacağımız kişi direkt Kalista. Çünkü Sejuani şu an River'dan geldiğini gördüm. Aynen sağdan girecek. Ona bir Q atsa direkt ultiyle üstüne binerdim. Lakin Q'sunu Renata'ya. Ben de Renata'ya girdim. Burada güzel bir skor aldık ve devam ediyoruz. Ya şu saatten sonra gerçekten hani 14. seviyeye de ulaştım. Hani benden korkmaları gerekiyor. Bu ildimizde de şu an fani hatırat. Daha sonrasında Randuin gideceğiz. Kalista aslında Guinness almış. Onun için biraz şey yani Randuin ama yine de 3000 canınız falan oluyor. 200 zırhınız oluyor. Böyle inanılmaz güzel bir bu ild. Bu ildin devamını zaten yani videonun devamında bu ild hakkında konuşacağım zaten. Şimdi burada bir olay var sanırım. Bu olay yeri incelemeye ben geliyorum abi. Var mı? Dur bakalım. Sanırım burada bir olay var. Ultim daha yeni geldi diye biliyorum. Burada vaya sanırım gireceğiz. Direkt aradan bu çocuğu çıkarırsak gerisi de kolay olur. Tak. Geldim. Kalista. Neyse. Burayı zorlarsak sıkıntı. Üzerimde de çok şattan var. Artı 1300 gold tutuyorum. Yani şu anda hani hatırat bitiyor base'e gidersem. Ki bu eşya da çok güzel bir eşya arkadaşlar. Garen abimle iyicene paylaştık buraları ve çıkış yapıyoruz. Ama çıkış yaparken burada bizi bir şey bekliyor gibi. Shen geldi bakalım. Sejuani'nin üstüne atlıyor. Ben hemen yardıma gireceğim. Burada bir sıkıntı var. Belli ki girdik.
Şimdi üçlü kuvvet iyi bir şekilde çalışıyor derken havaya kalktı. Ey Q ulti. Zınk. Aldım o kili de. Renata çok az canlı aşağı indi gördüm. Gel sen de buraya. Tak. Flash. Zınk. Quadra. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. İşte bu. İşte bu. Evet. Evet geldi. Geldi geldi. Like attınız. Demiştim. Onu aklıma kaldı. Bu güzel pentaya bir tane de like sizden bekliyorum. Oğlum yemin ediyorum bak level C5 mi Rain Man mi ne? PvP'de hep playback falan yapıyorlar ya. Bak kaliteli yapıyorum ha. Öğreniyorum yavaştan chat. Teka bir yana. Video hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Yine de güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum sizlere. Maalesef seslerde problem oldu. Keşke bu videoyu tekrar böyle izlemek zorunda kalmasaydık ama her neyse. Şu an 3800 paramız var. Randuin artı fani hatırat bitiyor. Ben şu an şöyle düşündüm. Şu anda fani hatırat üzerine ebedi alsak daha mı mantıklıydı acaba diye. Sonra dedim ki hani Randuin'le iyice tanklaşıyoruz. Şu an 2700 canım var. Üzerine 17-18 level'da 3000 cana çıkacağız. Hem tank hem vuracağım. Ebediyi böyle daha fazla hasara gerçekten gerek yok ama son eşya yine ebedi gideriz. Burada Randuin yerine ebedi sonra deathten salınabilir. Bu şekilde de kasabilirsiniz. Size bırakıyorum ama şu an 14'e 3'lük güzel bir skorum var. 200 CS'im var. Böyle efsaneyiz. Derken yöneye giriyorum arkadaşlar. Hoppa ben iyi alıştım ha bu AQ olaylarına. Geldim. Var mı burada bir şey? Kalista zaten en sıkıntılı adam. Bir duvara patladı gördüğünüz gibi bana vuramıyor şu anda. Ben de birazcık pussy oynuyorum buraya ama sanırım Kalista'yı alacağız. Tak tak. Oradan zıplatıyorum. Randuin'i bas Vahit. Randuin'i bas Vahit. Adamlar öldükten sonra basmışım ama 3'te 3. Gördüğünüz gibi ADM düşüyor sürekli fight'tan sonra. Her stack'te 4 AD geliyor diyebiliyorum. Yani 4 kere 5 20 AD falan artıyor ekstradan. Ve üçlü kuvvet sayesinde 1800 hasar vurmuşum. Yani üçlü kuvvet eşyası bana ekstra 1800 hasar vurmuş diye gösteriyor. Yani Botrick da bu sıralarda 3-4K falan hasar vurmuştu. Yani iki eşyam benim için ekstradan hasar vuruyor. Randuin'de hasar tutuyor falan. Böyle bozuk değişik bir boyutu arkadaşlar. Bu bir denersiniz. Dediğim gibi sizce bu şekilde iyi mi? Üçlü kuvvet mantıklı mı? Neden mantıklı? Yorumlarda buluşalım. Ben tekrar karşı ormanı çalmaya devam ediyorum. Elimden geldiğince kasıyorum ki 24 dakikada 16 level oldum. Yani şu an beni tutmaları çok zor. Ay ay şimcik. Burada Kalista'yı direkt aşağı indireceğim. Şu vurduğum hasarın haddi hesabı gerçekten yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir EQ attım, bir ot attım, bir de 3. Q'yu attım. Adamın %35-30 canı falan var. Yani inanılmaz bir durum yani. Gerçek anlamda fazla bozuk. Tamam karşıya göre çok kastım ama hani belli ki bir bildiği var dünya yasuo birincisinin ve bunu yapıyor ki bazı maçlarda genelde AD carry oynarken ve top lane oynarken bu build'i yaptığını gördüm. Onun dışında mid lane'de yine shield bolu ebedi alıyor. Bazen de Botrick üzerine Sunfire veya işte bu buzdağın eldivenden falan alıyor. Dünya bir yasuo birincisi tabii çok daha farklı bir durumda. Biz bunlardan sonra base'e gidelim ve oyuna devam edelim. Oğlum illa playback mi yapayım anasını satayım ya? Ver. 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 Ekrem. Dur yanlış açtık oğlum. Bu adam yapıyor muydu? Tamam oğlum dur dur. Telif yiyeceğiz lan 3-5 saniye. Kilo kilo kilo. Oydu galiba müzik. Her neyse burada Sejan 631 zırhı var. Çok şaşırıyorum 631 zırhına olmasına. Her neyse. Yavaştan sanırım maçı kapatmak için ilerliyoruz. Ama adamlar kolay kolay FF vermeyecek gibi derken çok güzel. İçeri sızdım. Kötü bir W. 4 kişinin içerisinde Randuin'le yaşamaya çalışıyorum. Burada havaya kaldırsam da ulti basamadım. Son anda Yone'nin de ultisinden çıktık. O kill'i de aldım. Efsane. Ben çok kötü oynadım. Nasıl bu kadar kötü oynayıp buradan triple kill alıp çıktım? Hiçbir fikrim yok. İnanamıyorum. Neredeyse mantığını anlamışsınızdır. Bu ilden 2939 canım var bu arada. 216 armor ve 70 MR'ım var. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi de ebedi kılıç bitti. Bir de ebedi kılıçla beraber test edelim. Bu ilden şu an maksimum haline gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi adamlar gerçekten niye FF vermiyor anlamadım. Üçlü kuvvet 2800 mahvolmuş kralı. Kralın kılıcı ise 5300 hasar vurmuş. 2 eşyadan sadece 5+3 8K hasarım sadece aldım 2 eşyadan çıkmış. Ve artık ebedi kılıcım da var. Burada tek başıma baron olacağımı düşünüyorum. Gayet güzel vuruyorum ama Garen geliyor sonra beraber bunu rahat rahat kesiyoruz. Lifesteal olmamasına rağmen bayağı dayanıklı bir şekilde saldırıyorum yani barona. Yani bilmiyorum çok korkunç bir Yasuo ki TR sunucusunda en çok oynanan karakter Yasuo.
Aranızda Yasuo sever bir sürü insan var biliyorum. Sizlerden de denemenizi rica ediyorum. Şimcik burada aha lan ne yapıyorsun sen burada? Adamlar base'ini tutuyor. Senin burada kurtlarda ne işin var? Seni de alalım seriden. Burada da oyunu yavaştan bitirmeye doğru gideceğiz. 23'e 3 oynuyorum. Bu arada gayet güzel bir skor. Yine bir maymunluk peşindeyim ben. Evet arkadaşlar. Sen o kadar maçta güzel oyna. Bak Serafini öldürdüm bitirdim arkadaşlar. Serafini ben kestim resmen burada. Birazcık kötü oynadık ama böyle bir kaçış vakti derken. Yani 3. Q lan. Alo. Lan vursam adamlara ölecek yemin ediyorum vurmuyorum ya. Vuramıyorum yani daha doğrusu. Her neyse Q 1107 1007 bir şey vurdu da neyse ne vurdu lan öyle. Şu oyunumuzu yavaştan artık bitirelim. 24 kill 25 kill'e çıkabilecek miyiz acaba derken buradan güzel bir kill geldi. 3'e 1 yine oynuyoruz ama buradan çıkışım çok zor. Belki Zafer'den can gelseydi. Belki derken videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birazcık farklı bir tarz olduğu için özür dilerim ama yine de eğleneceğinizi düşünüyorum. Güzel bir Yasuo videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Hop görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hasar tablosunu gösterelim. 47.000 hasar üzerine girdiğim ürünler bu şekilde. Öptüm size. Bay bay. Görüşürüz.